Somali'de Türk müteahhitlere ve çalışanlara yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir restoranda Türk müteahhitler ve çalışanlar ve Somalili polisler yemek yiyorlardı. O esnada da patlayıcı yüklü bir araç o restorana girdi ve saldırı sonrasında herhangi bir hayat kaybının söz konusu olmadığı açıklaması geldi. Lakin yaralılar var. Olayın failinin kim olduğuna yönelik herhangi bir bilgi yok ama geçtiğimiz dönemlerde Türklere yönelik yapılan saldırılardan olayın failinin terör örgütü Eşşebap olabileceğine yönelik tahminler var sevgili seyirciler. Bundan birkaç gün önce Türkleri koruyan Somalili askerlere yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş ve 3 Somalili asker hayata elveda demişti. Yaklaşık 2 hafta önce yine Türk mühendislerinin aracının geçtiği sırada bir saldırı gerçekleştirmiş. 80'den fazla kişi hayatını kaybetmiş. O 80 kişi içerisinde 2 Türk mühendis yer almıştı. Dolayısıyla son 2 haftalık, 3 haftalık sürece baktığımız zaman Türklere yönelik, Somali'deki Türklere yönelik bir saldırı zincirinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii burada failin Eşşebap terör örgütü olduğunu söyleme konusunda herhangi bir tereddüt yok. Çünkü Türkiye ve Somali hükümeti meşru ilişkiler içerisinde ve Türkiye'nin Somali'de Somali'nin gelişimi için büyük çalışmaları var. Somali hükümetiyle güzel ilişkileri var. Tabii Eşşebap terör örgütü de Türkiye'nin Somali ile olan bu ilişkilerini istemiyor. Dolayısıyla da bu şekilde Türkleri, Somali'deki Türkleri açık hedef göstererek saldırılar içerisine giriyor ve bugünkü saldırıda Mogadişu'nun, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 30 kilometre ötesinde gerçekleşti. Bir restoranda gerçekleşti sevgili seyirciler ve bu restoranda Türk müteahhitler ve çalışanlar yemek yiyorlardı. Başkent Mogadişu'nun yaklaşık 30 kilometre dışında Afkoye denilen bir nokta. Tam olarak noktanın adını da verelim sevgili seyirciler. Afkoye denilen noktada Türklerin gittiği restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'dan saldırı sonrasında bir açıklama geldi. Şükür ki saldırıda hayatını kaybeden kimse yok. Ancak yaralılar var ve saldırı personelin yemek yediği sırada bombalı aracın içeriye dalmasıyla gerçekleşiyor. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belli değil ama oklar terör örgütü Eşşebap'ı gösteriyor. Değerli izleyiciler, şu an itibariyle saldırıyı henüz üstlenen bir grup ya da kişi söz konusu değil. Ama son günlerdeki saldırıların ardından olayın failinin Eşşebap, evet, olayın failinin Eşşebap olacağı yönünde bir tahmin var. Türk Büyükelçiliğinden, Mogadişu Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi. Sıcak bir açıklama sevgili seyirciler. Yaralı sayısı 11 ve o 11 yaralı içerisinde 3 yaralı da Türk vatandaşı. Herhangi bir hayat kaybı yok. Herhangi bir ölüm söz konusu değil. Ancak 11 yaralı var. 11 yaralı içerisinden 3'ü de Türk vatandaşı değerli izleyiciler. Son günlerde, yani son 2-3 haftalık zaman dilimi içerisinde gerçekleşen 3. saldırı diyebiliriz. Türklere yönelik gerçekleşen 3. saldırı diyebiliriz bu saldırı için. Neden Türklere hedef alınıyor Somali'de? Türkiye'nin Somali hükümetiyle olan, evet Türkiye'nin Somali hükümetiyle güzel ilişkileri Eşşebap terör örgütünü rahatsız ediyor. Peki neden Türkiye'yi hedef alıyorlar? Bu sorunun cevabını daha da derinleştirelim sevgili seyirciler. Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel yayınımıza katılıyor. Melik Yiğitel, merhabalar. Merhabalar sevgili Rasi. Efendim, bir saldırı gerçekleştirildi Somali'de Türklere yönelik. Son günlerde bu saldırıları çok görür olduk. Nedir bunun sebebi? Şimdi şöyle, bir kere daha önce de hedef alındı. Oradaki Türk müteahhitler, Türk askerleri çok önceden, yine Türk askerinin bulunduğu yer hedef alındı. Türk çalışanlarının. Bunun tek nedeni de şu, bu coğrafyada istikrar istemeyenler örgütüne yol veriyor ve terör örgütleri de bu istikrarı bozmak için bir görev üstlenmiş durumdalar. Özellikle Türkiye, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı
buraları ziyaret ettiğinde sürekli buranın bir istikrara ihtiyacı olduğunu ifade ediyordu. Aslında buradaki kaynakların buradaki insanlara yettiğini ama dışarıdaki gelen bir takım emperyal güçlerin sömürdüğünü, yoksulluğa mahkum ettiğini ama artık Afrika kıtasının gözünü açtığını ifade etmişti. Bunlar önemli sözlerdi. Şimdi Afrika'da da artık dengeler oturmaya başladıkça karşıtlar, düşmanlar da artıyor. Muhtemeldir ki El-Şebab örgütü, çünkü daha önceki saldırıyı da onlar gerçekleştirmişti. Onlar yaptı. Özellikle Türkleri hedef almasının nedeni de Somali'nin imarında, Somali'nin yeniden istikrarında önemli rol oynuyorlar. Yani sadece orada müteahhitlik faaliyetlerinin dışında da TİKA'nın çok önemli işleri var. Yardım konusunda Kızılay çok aktif ve bu coğrafyanın istikrara kavuşması için de seferber olmuş durumda. Türkiye'nin hedef seçilmesi de çok tesadüf değil, bilinçli bir şekilde. Çünkü dediğimiz gibi buraların istikrarsız ve karışık kalmasını istiyor birileri. Bu istikrarsızlıktan dolayı da bu ülkeler çok rahat sömürülebiliyor. İstikrar olursa, rayına oturursa rahat rahat sömüremeyecekler. O yüzden de hem bu örgütleri palazlandıranlar hem bu örgüte yol verenler istikrarsızlığı hedef aldığı için yapıyorlar bunu. Biz benzer bir şeyi daha önce Etiyopya'da da gördük. Bu Afrika kıtasında zaman zaman görüyoruz ya Boko Haram ya El-Şebab üzerinde bu tür eylemleri gerçekleştiriyorlar. Ama dediğimiz gibi temel hedef bu coğrafyanın istikrarsız kalmasını istiyorlar. Türkiye'de bu istikrarsızlığın ortadan kalkması için çabalıyor. Dört bir koldan. O yüzden de Türkiye burada hedef. Evet Melik Yeter, yarın Libya konferansı var. Türkiye'de bu masadaki en sözü geçen ülkelerden birisi. Bu masayı dizayn eden ülkelerden birisi. Şimdi Türkiye'ye terör saldırılarıyla zamanında diz çöktürmeye çalıştılar. Bu saldırıyı, Somali'deki saldırıyı bu Libya konferansıyla ilişkilendirme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya Türkiye'nin gücünü kırmak anlamında bakarsak elbette, yani çok uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. Çünkü Türkiye son dönemde hem Suriye, şimdi Libya sürecinde kelimenin tam anlamıyla bir mentorluk üstlenmiş durumda. Yani sürecin akıllı hocalığını yapıyor. Rusya'da masa kuruldu, şimdi Berlin'de masa kuruluyor. Hangi aktörlerin katılacağı konusunda Türkiye çok sözü geçerli ve ağını koyarak karar veriyor. Onun dışında bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaleme aldığı bir makale var. Libya'da istikrarı isteyen ülkeler var diyor. İsim isim söylüyor. Özellikle buradaki savaş ortamını kızıştıranlar var diyor. Şimdi Türkiye sadece kendi periferisinde, kendi coğrafyasında değil, dünyanın belirli bölgelerinde de istikrarı götürmek, barışçıl bir ortamı sağlanması için çok aktif rol oynuyor. Ve Türkiye bu gücünü ortaya koyduğu sürece de önce işte Somali'de şimdi hedef alınması, daha önce Libya'da hedef alınması, biliyorsunuz Türk gemilerine müdahale edildi ve oradaki personel gözaltına alındı. Suriye'de Türk askerinin hedef alınması, bütün bunlar birbirinden bağımsız değil. Toplamda Türkiye'nin süreci sakinleştiren, mentorlukla süreci normalleştiren o rolünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin hedef seçilmesi kesinlikle tesadüf değildir. Yani Afrika'da istikrar istemeyenler Libya'da da istikrar istemiyor, Suriye'de de istikrar istemiyor. Çünkü istikrar olduğu zaman çok rahat sömüremeyecekler, onu ortadan kaldırıyor. Evet Melik Yeter, yarın Libya konferansı var. Tabii kısaca buna da değinelim istiyoruz siz telefon hattındayken. Yarın Türkiye masadaki en güçlü ellerden birisi. Genel olarak baktığımız zaman bu konferansı nasıl değerlendiririz? Şimdi bu konferansa bir kere Türkiye'nin beklentileri çok fazla. Ve Türkiye ağırlığını koyarak birçok aktörü de masaya çağırdı. Bunlardan bir tanesi Katar. Yani eğer Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri olacaksa Katar'da olmalı dendi. Tunus'ta olmalı, Cezayir'de olmalı dendi. Dolayısıyla bu aktörlerin seçiminde bir kere ağırlığını koydu. Hem Merkel'le, hem Putin'le, hem Trump'la, Sayın Cumhurbaşkanı gerçekleştirdiği telefonlarda da bu aktörlerin kimler olabileceğine dair ağırlığını koyarak karar verdi. Dolayısıyla bu masanın etrafında ağırlığı olan ülke kuşkusuz Türkiye. Fakat Türkiye'nin tezleri de çok açık. Bir kere ateşkes olmazsa olmaz diyor. Yani Moskova'da sabote edilen, hatta adını da verelim, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi aktörler tarafından sabote edilen ateşkesin Berlin'deki masada mutlaka sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte bir siyasi çözüm süreci.
Çünkü 10 yıldır orası karışık. Sayın Cumhurbaşkanı makalesinde söylüyor. 10 yıldır orası karışık ve buranın sürekli karışık kalmasını isteyenler var. Bu aktörlerinde söylüyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa. Bunlar Hafter'den yana ağırlığını koyarak, darbeci Hafter'den yana ağırlığını koyarak Libya'da istikrarın önüne geçtiler. Fakat Türkiye bu süreçteki ağırlığını koyarak bir kere Yunanistan'ın masanın dışına itti, bu bir. İki, Almanya'da Berlin Konferansı'ndaki temel mutabık kalınacak metnin oluşturulmasında çok aktif rol oynadı. Evet. Şu anda Dışişleri Bakanlığı yetkileri de Berlin'de bu metnin hazırlanmasında. Türkiye çok net bir şey söylüyor. Bir, kalıcı bir ateşkes. Ve bu kalıcı ateşkesin gözlemciliğinde Birleşmiş Milletler yapmalı. Türkiye burada aktif rol alabilir. İkincisi evet. de daha sonra siyasi çözüm. Ve siyasi çözümde de olacaksa yeni bir anayasa, olacaksa bir seçim süreci. Bu argümanların masada geçerli olacak. Türkiye'nin mentorluğunda, Türkiye'nin ağırlığıyla evet. gerçekleşecek bu Berlin Konferansı. Çok net. Evet. Yani son olarak şunu söyleyebiliriz. Yani Suriye'yi karıştırmak isteyenler Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız. Libya'yı karıştırmak isteyenler Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız. Somali'yi karıştırmak isteyenler Türkiye'nin Somali'deki varlığından aynen. rahatsız. Aynen. Bunu söyleyebilir miyiz Melik İtel? Aynen öyle. Çok net. Yani Türkiye'nin ana aktör olmasını, Türkiye'nin bu bölgelere işler getirmesini engelleyenler ya kayıtlı ya kayıt dışı aktörler de sahaya iniyor. Somali'de evet. kayıt dışı aktör bir terör örgütü. Evet. Libya'da kayıtlı aktörler, bilinen ülkeler. Suriye'de zaman zaman kayıtlı, zaman zaman kayıt dışı aktörlerle, ama tek hedefleri evet Türkiye budamak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için.